Cennet-i Baki. Baki Cenneti adlı bu mezarlık tek kelimeyle sahabelerin, ona ilk iman edenlerin, onun Allah'tan getirdiği her şeyi hak bilenlerin yatağı. Mukaddes Ravza-i Sada'dan sonra yeryüzünün en mübarek mezar toprağı. Elimde olsaydı kapısına tam 11 kelimelik bir kitabe yazardım. Burada onun nuruna ayna, ümmetin çerçevesinin ilk örnekleri yatıyor. Rıza onlara. Biz evvela bir duvar kapısından futbol sahasına benzer bir düzlüğe çıkardılar. Evet, dümdüz ve toprağı tepeden tepelenmiş bir saha. Acaba Cennet-i Baki burası mı diye ödüm patladı. Sahanın teşkil ettiği meydanda seyyar satıcılar, haylaz çocuklar, başıboş tipler vesaire. Girer girmez bizi sağa döndürdüler ve birkaç basamakla ikinci bir duvarın açık geçişinden içeri daldırdılar. Korkunç, üzerinde insan kafaları biçiminde zamanla oyulmuş ve süngerleşmiş taşların sırıttığı bir tarla. Bir taş tarlası. Cennet-i Baki. Biraz bakınca farkına varıyor insan ki bazı noktalarda Uhud şehitlerinin olduğu gibi yerden bir karış yükseklikte lahitler ayırt edilmiş ve su yüzüne çıkarılmasına izin verilmiş mezarlar da var. Bu kabir çerçeveleri peygamber yakınları ve sahabelerin en büyüklerine ait. Hz. Fatıma, Hz. Hasan, peygamber kerimeleri, Allah Resulü'nün ömürsüz erkek evlatlarından Hazreti İbrahim, peygamber torunları, Zeynel Abidin, İmam-ı Bakır, amcalarından Hazreti Abbas, Caferi Tayyar, Hazreti Osman, sevgili peygamberin zevcesi Hazreti Ayşe, peygamber süt ninesi Hazreti Halime, İmam-ı Malik gibiler bu belirli çerçevelerde. Kapıdan girer girmez en yakın çerçeve Hazreti Fatıma'nın. Delilimiz Arap Bedevi, en yanık duasını Baki Cennetindeki kabirler başında okudu. Dünyanın en ince ve derin kadınlarından biri, peygamber kızı ve nur neslinin yürütücüsü Hazreti Fatıma'yı, mukaddes babasının ebediyeti kucakladığı anda, bana ilk kavuşacak sensin evladım ihtarları üzerine gözyaşlarını tebessüme çeviren ve ölümü yaklaşınca gelinlik elbiselerini giyip, ben yıkandım ve giyindim, beni böylece defnediniz derken hayal ettim. Dirayet ve zarafet madeni Hazreti Ayşe'den, ilkinde rikkat, ikincisinde adalet, üçüncüsünde haya, dördüncüsünde hikmet parıldayan dört büyük halife arasında, edep ve ahlak timsali Hazreti Osman'a kadar, her lahit karşısında onları hayal etmeye başladım. Çizgiler, renkler ve sesler alarak dua ahenginde ağladım, ağladım, ağladım. Bana bu hassasiyeti aşılamakta delil Arap Bedevi'nin yapmacıksız gönülden sesi yardımcı oldu. İnsan yaratılışındaki hassasiyetinden en aşağı bir pay almış mümin bile nar-ı beyza halinde yanacağı büyük huzura çıkmak üzere otelimize geldik. Bastığımız yeri tanımayacak, tuttuğumuz maddeyi görmeyecek derecede bizi duygulandıran bir hava içindeyiz şimdi.